Evet, motor soğukta biraz zorladı. Ne zamandır çalıştırmamıştım ama başardım gelmeyi. Zeytin toplamaya kaldığımız yerden devam. Gizem benden önce geldi. Yapacak. Yok artık. Yok artık, daha neler. Ne yaptınız? İyi valla, zeytin ayıkladık. Bitti zeytin ayıklaması. Evet, şimdi ben biraz geç geldim. Sağ olsun. Geldi mi? Vestel servisi beni bayağı bir bekletti. Bulaşık makinemiz su kaçırıyordu. Geldi. Çok basit bir şey varmış ya. Neymiş? Hiç söylemeyeyim, moralim bozuldu. Söyle bakayım. Hortumun uçlarının yerlerini değiştirecekmişiz. Tabii ya. Ama biz onca zaman öyle kullandık değil mi? Hiçbir şey olmadı yani. Hiç yok, akıtıyordu gene ya. Allah Allah. Hep akıtıyordu. Neyse, iyi, ciddi bir şey yokmuş ya, çok şükür. Yok. Nasıl, hem sevindim. Havadan hem karadan geldim. İyi, nasıl yaptın o işi öyle? Şahin'i gördün mü? Yok. Görmedim. Ay, bir Şahin var orada gene, ben geçerken. Evet. Önümden geçti. Hadi geç kaldık. Ben hemen işlere tamam. Girişiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin kral. Abi bu motor beni var ya, yemin ediyorum öyle bir terletiyor ki. Niye? Çalışmıyor abi. Çok uğraştırdı ya. Çalışması lazım ya. Soğuk diye mi acaba? Çekme ne çektin değil mi? Çektim ama bayağı bir zorladı. Akü falan bayağı bir çalışmıyorsa şeyde azalabilir şarjı da. Tam spor yaptırıyor ama çok, zevkli, çok zevkli ya. Binince bütün şeyin gidiyor. Ne yaptınız? İyisiniz? Bak, iyi. Hoş geldik. Yoruldunuz değil mi? He? Yazın sana bir çıkalım buradan. Yazın sana bir çıkalım buradan. Ben sana bir çıkalım. Bak, hava bugün güzel ama gene de motorda üşüyorsun ha. Soğuk oluyor yine. Valla bak. Hadi abi, bana makineyi ver hemen. Bu saatleri telafi edeyim size. Sana şunları ayırdık. 3 tane ağaç kaldı. Biri de orada. Tamam. En küçükleri senin için. 3 ağaç kaldı. Hangisi bu? Bu? Bir var. Tamam. Ya yoldan araba geçerse? Sen yok kadar da bir çarşaflar aldık. Çalıştı makineyle. Valla. Gece biraz ağrıdı kollarım. Hissettim yani. Makineci geldi mi? Geldi ya. İyi hadi. Allah'a şükür geldi yani. Bayağı bir bekletti. Dünden yorgunluk var mı? Nasıl kollarım? Birazcık şey ama iyiyim ya. En azından sürekli hareketliyiz ya. İki gün sonra tamam. Tam aşırı kolların, ham değilim yani. Kolların açılacak. Son 3 ağaç. İyi, hadi hayırlısı bakalım. Hadi bakalım. Şunları hemen halledelim. Çıkarmadım. Gel abi gel. Zeytin kafe. Sucuk ekmek. Şurada. Hatta ne yaptın ya? İyiyim. Arabaya da. Bugün son mu? Bugün son. Final yapıyoruz. Bu da şimdi kutlaması. Son gitme sucuk partisi mi? Adettendir. Evet, son zamanda helvadır. Son zeytin de tatlı yenir. Bir daha seneye tatlı başlayalım. Dün tatlı hakkımızı yedik ya baya. Olsun. Gülerim ha. Ohal olamak oldu, öyle bir şey imkanı. Hadi hanımlar ya. İyisiniz. Hayatta yani. EYT de çıktı. Benim daha gelişim yok. Ben daha küçük yaşımda. Senin zeytinlerden emekli yapacağız bak. Senin emeklilik bizler burada. Yaşamıyor. Abdullah abi sana vuruyor mu? Vurmuyor mu? Sana vuruyor mu? Vallahi bilmiyorum, benim kafamı karıştırdılar. Öyle bir şey olmaz ihtimali. Kızım sen o kadar yaşlı mısın? Hepimizden yaşlı çıktı. Sana EYT vursa moralinin bozulması lazım. Vallahi yaşadım diye değil mi? Burada Abdullah abimiz var, ona denk geldim. Ama 5 sene. Stajyerlik yaptım. Kaçırıyorsun. Ben. Evet. Lisede İzmir Ticaret Odası'nda stajyerlik yaptım. O dönemde girişimi yaptılarsa belki. Ama yani. Şöyle avantajlı olur. Sen şimdi sigortanı düzenli yatıran biri olsan. Şimdi biz o kadar parayı vereceğimize o parayı yatırım yaparız. Yani borçlanma yapmış olacağım ama hani sonuçta geleceğin için. Şimdi mesela sigorta yani. Günlerini ödemen için değil mi? Atıyorum 200 bin lira yatıracaksın. Evet, o artık makul kaç para çıkarsa. Sen o 200 bin lira yatıracaksın ki 3,5 lira emekli maaşı almak için mi? Evet. Ben o 200 bin lirayla her ay sana 5 bin lira vereyim. Sen bana ver. Ben de öyle düşündüm.
Ha, bence bir şey söyleyeyim bak, en güzel yatırım şey Anadolu hayat, emeklilik gibi yani, böyle hani emeklilik yapılıyor ya. Bana o daha mantıklı geliyor çünkü devlet de katkı payı veriyor %20. Onun şeyi daha çok. En güzel yatırım toprak, ağaçlar. Ya öyle ama sonuçta bunun yaşlılığı da var. Düşünsene belli bir yaşa geldikten sonra çalışma işte orada olmayacak. Orada devreye aslan gibi oğlum. Aslan gibi oğlum. Ağlamam benim. Bu günlerin karşılığını bize verecek. Aslan gibi 4 tane kızımız var bir de. Lütfen. Ya onları tabii, onlar yanımızda değil diye atayı söyledim. Yani onlara mı kalacak? Bunun o temsilci yani. Temsilci olarak burada onları. Onun garantisi var, o da gidecek. Yani mesela, o el kızına gidecek, o hiç gözüne bakmaz. Kızlar daha hayırlı olur. Olur. Hadi. Oo. Vay ya. Abi bana hadi. Ne yaptın lan? Çalışmaya geliyorum buraya, yemek yiyorum. Şimdi... Hadi hadi, ondan koşa koşa geldin. Acıktı. Çocuğun kokusunu aldım orada. He? Sorun olur mu? Sonra biz orada kaldık. Bir şey olmaz ya. Baba. Hepiniz içinden sakın. Ata. Ellerinize sağlık efendim. Güzel mi ata? Güzel olmuş mu? Domates firar ediyor. Aynen, domates akıcı. Buradakiler değil mi? Evet. Tamam. Evet, iki tane makinemiz var bugün. Anlar kolay gelsin. Evet. Bu iki ağaç bitti. Şimdi bir tane mi kaldı? Son ağaç. Son ağacımız kaldı. O da maşallah boya gitmiş. Hiç aşağıda yok. Abdullah abi, o sana altın vuruş olacak galiba. Hep yukarıda. Bu makineler iyi, güzel de. Şunu biraz daha böyle hafif yapamıyorlar mı acaba? Çok ağır değil mi? Hele boyu uzadı mı ya, daha ağır. Hani ilk ale alınca ağır değil ama ağır. Şimdi 20 dakika yarım saat taşıyınca ağırlaşıyor. Kısa olunca gelme. Her 5 dakikada bir 500 gram ağırlaşıyor sanki. Bir de sarsıyor. Hepten evet. Yarıyor. Buradan mı tutuyoruz? Ters çevireceğiz şimdi. Yok. Evet, son düzlük. Şu ağacı çıktık, Abdullah abi tepeleri yapıyor, bayağı yüksek. Boya gitmiş. Burada da şimdi çalıları ayıklanıyor. Bakın. Bu da ayrı bir uğraş. Evet. Oturuyorsun ama. Siz o ağacı bitirdiniz, ben daha bununla uğraşıyorum.
Daha da bitmiyor. Gizem bir eve kaçtı, işi vardı. Bir kişi eksildik. Evet. Şimdi birazdan gelecek o da. Bir saate biter mi? İnşallah. Bitmesi lazım. Şunu yap. Tabii daha onları da ayıklayacağız. Evet. O bunun kadar uyumaz. Bu çok oynadı. Hı. Zeytinleri şuranın kokmuyor. Burası yine iyi bak. Küçük yapışıp durur. Evet, o ağaç toplama işi bitti. Zeytinleri dallardan ayıklayacağız. Ve artık bitiyor değil mi abi? Bitti, nasıl olsa seneye artık. Bir zeytin. Bir parça daha var da onu da şu anda gitmeyeceğiz. Az işimiz var. Öyle mi? Orada az. Birkaç var çıkar ya çıkmaz. Bitti yani. Bir zeytin hasadının daha sonuna yaklaştık. Abi habire bir şeyin sonu geliyor. Bir kestanenin sonu geliyor. Bir cevizin sonu geliyor. Değil mi? Vallahi. Her mevsime bir şey var ya. Sen duymadın mı? Bayındır'ın ovalarından ya... Yok, dağlarından ya ovalarından balık varmış. Evet. Topraklar çok verimli o yüzden. Çok şükür. Bir de fındık olaydı ya, biz de hasret gidereydik. Bir tane bahçe alıp ben de fındık mı denesem acaba? Yaylı da oluyor. Oluyor. Bayağı verimli olur mu ki? Aha. Oluyor. He? Valla. Yaylı da oluyor bizim. Ya oraya ekelim biraz, dikelim. Dikelim. Hatta yaylı da evin önünde var, sen hiç denklemedin mi? Bir ağaç var burada. Valla abi. Küçük. Biz aslında 5-10 tane yapacağım. Yemeklik fındığı çıkarırız. Tabii canım. O kadar oluyor yani. Aha. O zaman benzer eskilere, iklim Karadeniz. Eskilere annemin mesela rahmetli dedem dikmişmiş. Aşağıda vardı bizim. Orada bayağı fındık oluyordu ama yemeklik fındığımız çıkartıyorduk. Mesela bir çuval yakın fındık yapıyorduk. Hadi be. Vay be. Çok hoşuma gitti. Şimdi mesela teyzem nerede düştü? Onlar da bayağı yapıyorlar. Geçen sen hatta teyzem bize yarım çuval yakın verdi değil mi? Kabuklu yarım çuval yakın verdi. Şu çuvaldan. He. Yarım çuval. Vay be. Oluyor yani. Süper ya. O aşağıda bir kestanelik var da bizim. He. Yolun altında. Evet. Gittik sen de biz. Hı. O dereye aşağıda zaten fındık var. Hı. Bir daha gittiğimizde sen bana hatırlat da ben unuturum. Tamam. Göstereyim ben sana. Vay be bak. Karadeniz'in havası varmış demek ki burada. Yüksekler, yukarıları biraz daha bakın yüksek ya. Evet. Oluyor mesela. Tamam mı ki? Önce de kimi? Ne yaptın? Çaylarımız da geldi. Oh, en güzel.
Evet, döndük evimize. Zeytin işi bitti. Motorla da bugün az da olsa gezmiş oldum. Özlemişim valla. Şimdi hayvanları aç. Önce bir şu tavuklara bir yem atalım. Köpeklere de, kedilere verdim. Köpekleri de besleyeyim. Daha sonra istirahat. Sabırsızlık yapmayın çocuklar. Tamam, sakin. Otur bakayım. Bekle. Herkes bekleyecek. Bekle. Bekle. Ye. Afiyet olsun. Aferin. Ay. Evet, akşam oldu ya. Şaşırmış oldum. Evet, çok canımız sevgili takipçilerimizden hediyelerimiz gelmiş yılbaşı öncesi. Onlara dedik yeni yıl gelmeden hepsini bir arada açalım. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle daha önceden beklediğim, uzun zamandır beklediğimiz bir hediyemiz vardı. www.staroyun.com.tr'den bir oyun aletleri sitesinden bize çok değerli bir hediye geldi. Hemen açalım bakalım ne çıkacak kutudan. Benim çok sevdiğim bir oyun. Hani bana demiştin? Hani bana demiştin? Ben bunu açabilirsem tabii. Ne demiştim? Ben açalım. Ben açıyorum onu. Aç aç. Ben açıyorum. Şöyle şunu yıkayım. Evet. Allah. Evet. Çok güzel bir tavla gönderdiler bize. Çok teşekkür ederiz. Bu ne? Çok güzel. Acaba bu ne? Bir oyun işte hani okeyler vesairenin olduğu bir site burası. Şimdi alta yazalım ki hani siz de oradan girip bakasınız. Şunun kalitesine bakar mısın güzelliğine? Ya çok teşekkür ederiz. Ben bu kadar iyi bir şey beklemiyordum. Hani tavla göndereceğinizi söylemiştiniz ama bu çok değerli evladiyelik. Of ya, muhteşem bir şey. Mis gibi kokuyor. İnsan oynarken zevk alacağı türden gerçekten. İçerisine de kartvizit var. Türkcan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kendisiyle uzun zamandır görüşüyorduk bu konuda. Şimdi fırsatı oldu göndermeye. Anne! Dur, onları açacağız. Dur yavaş bir dakika. Ama inanılmaz kaliteli ve çok güzel insan tavla oynadığının burada zevkini alır yani bizim. Anne, şunu bir açayım. Tavladan sonra bu müthiş geldi. Müthiş bir şey. Yumuşacık. Çok güzel. Ama çok teşekkür ederim. Şansın yok karşımda. Ya emin misin canım? Emin misin? Valla ben tavlayı güzel oynarım. Affetmem. Valla ben de affetmem. O zaman anne, işte gece bir dahakine kapışalım bir. Tamam, kapışalım. Gün açalım. Tavla videosu gelsin. Neyine? Neyine? Kaybeden. Kaybeden kazanana bir şiir yazsın. Sen kaybedersen bana telefon al. Ben kaybedersem sana çiçek alayım. Nasıl fikir? Hep maddiyat ya. Hep maddiyat.
Ben şiir yazalım dedim. Hani demedim yani şunu al bunu al diye. Şiir dedim be adam. Kaybeden kazanana şiir mi yazsın? Evet, kaybeden kazanana şiir yazsın. Ama romantik bir şiir oldu. Öyle şey çiçek o zaman, istemem. O zaman ben şimdiden kaybetmeyi kabul ediyorum. Tamam. Evet, şimdi bir başka takipçimizden, canımız takipçimizden ismini hemen söylemek istiyorum. Jale Balta hanımcığım. Hemen çok da güzel böyle şey yapmış. Ay, kalpli böcekli Allah. Yılbaşı Allah, öncesi çok yılbaşı. İyi geldi bu valla. Çok teşekkür ederim. İyi geldi mi? İyi geldi. Evet, iyi geldi valla bana. Şu anda yılbaşıymış gibi hissettim. Ata'ya da çok iyi gelmiş. Ya bu ne? Miyatu sanat atölyesinden bize çok cici bir hediye geldi. Bakalım nedir o? Dur oğlum. Dur. Açma daha. Sırayla. Sürpriz yapacağız. Dur anne. Bir dakika dur. Aklımı karıştırdın. Evet. Ay bu ne böyle ya? Ay çok güzel. Ata bekle açma çıkarma. Böyle çok güzel bir kesenin içinde. Ay bayılırım böyle şeylere ben. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Masa örtüleri. Çok teşekkürler. Yılbaşında kullanırız bunu. Ya çok tatlısınız. Çok incesiniz. Çok teşekkür ederiz. Servis göndermişler. Aa bu da yastık kılıfı. Çok güzel hemen yatak odama. Ata yatar bunu artık. Yeni. Ay çok teşekkür ederiz. Çok tatlısınız. Evet, çok. Bu ne? Ya çok güzel. Çok seviyorum böyle şeyleri. Ya şuna bak. Ne kadar orijinal şeyler. Bunlar nereden yani gelmiş? Oo bu harika. Ben bunu bandana olarak kullanacağım. Onu söyleyeyim çünkü notalarla dolu. Hemen. Bence şöyle. Zaten ona özel gönderdim. Evet bence de. Çok teşekkür ederim ya. Çok tatlısın. Çok seviyorum bu hediyeleri. Anne açalım. Dur bir dakika. Dur sakin ol. Bir dur ya. Bir tadına varalım şu hediyeleri. Dur oğlum anne senden daha çok heyecanlandım. Evet. Ay bu da çok güzel. Ya o kadar orijinal ki bakar mısın şunun güzelliğine? Çok teşekkür ederiz. Zahmetler etmişsiniz. Instagram adresi var mı? Nasıl? Instagram adresi mi? Yok galiba içinde. Öyle bir şey görmedim ama. Varsa da şey yapayım sorayım mı? Yani bunları... Çok tatlı. Bu ne ya? Çok güzel. Gönderen hanımefendi bunları satıyor mu? Yo ben öyle bir şey... Ha bir dakika dur. Olabilir. Bir saniye. Dur bir zarfımız var. Dur bir dakika. Ay çok da şekersiniz. Tabii ki. Evet. Miyato sanat atölyesi. İşte onu diyorum yer. Ben de. Evet tabii ki. Hani oradan Instagram adreslerinden ulaşabilirsiniz. Ay çok güzel bir not yazmış. Hemen okuyacağım. Sevgili Gizem Hanım ve Kaan Bey. Sizleri Muğla'dan beri takip ediyorum. Köye göç hikayenizi, köy yaşantınızı, mücadelenizi, azminizi ve inancınızı gıpta ile izliyorum. Gizem Hanımcığım, girişimci bir ruhla Evin Hanım ile beraber iş kurup para kazanma girişiminizi tebrik ediyorum. Ben de bir kadın girişimci olarak işsiz kaldıktan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Yaklaşık bir yıldır geleneksel ahşap baskı tekniğiyle şal, bandana, kırlent, masa örtüsü gibi tekstil ürünlerine elde baskı yapıyorum. Hem dikiyor hem ahşap baskı yapıyorum. 24 yıllık kurumsal çalışma hayatımda şimdiki işim kadar mutlu olamadım. Sizler artık ailemizden biri gibi oldunuz. Bu nedenle el emeği ürünlerimizden sizler için de bir hediye yapmak istedim. Ben sevgiyle yaptım. Dilerim ki siz de severek kullanırsınız. Ürünlerimizi maksimum 30 derecede hassas yıkama programında ve renkler için deterjan kullanarak yıkayabilir ve tersinden ütüleyebilirsiniz. 2023 yılının istediğiniz tüm güzelliklerin size getirmesini temenni ederim. Evinizin neşesi, huzuru, bereketi hiç eksik olmasın. Bu kartpostadaki gibi yemyeşil çiçeklerle dolu bir bahçeniz olmasını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler demiş. Miyato galiba sanat atölyesi. Bunu yazalım hemen. Takip edin siz de. Miyato diye. Çok güzel gerçekten. Şu baskılara bakar mısınız şunların güzelliğine? Ve inanılmaz orijinal. Çok hoşuma gitti yani. Bakar mısın şunlara? Çok güzel kumaşları. Sizler de destek olursanız bu kadın girişimci takipçisi çok mutlu oluruz. Evet şimdi bir sonraki hediyemize geçelim.
Onu da Ayşe Sarıcı hanımefendi göndermiş. Evet çok güzeller ya. Ay bir tane daha. Onun için benimle iletişime geçtiler. Eşi Ömür Bey. Ya. Evet. Bana söyledi size göndermek istiyoruz diye. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Çok teşekkür ederim. Onlar bizi ziyarete gelmişti buraya. Ay ay. Onlarla ay. Tanıştık. Burada evet. Görüşmüştük. Ben. Sen yoktun galiba. Anne! Buna bak! Çok güzel o. Sen onu bırak da şunun güzelliği. Gel buraya. Gel. Ay. Çok teşekkür ederiz çok gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ama yani o kadar güzel ki şu bak şey. Bak buraya ne yazmışlar. Sen şimdi onu gördün mü? Aa ata yazmışlar. Bu da ada yazmışlar ona. Evet. Çok anne, teşekkür ederim. Anne bu yumuşacık. Bugün ben bunu kullanacağım. Tamam kullan bugün. İlk defa sevdi ata bir şeyi vallahi. Gördün mü şunun kardan adamı? Aa evet bunun aynısı. Ay elemeye göz nuru. Çok teşekkür ederiz ya. O kadar anne, tatlı dedem, ki. Dedem. Elleriniz ayaklarınız dedem. Dert görmesin. Bu da çok güzel yani bu hele bu müthiş. Bu benim hediyem. Çok teşekkür ederiz. Adam. Hepinize çok çok minnettarız. Allah. Hani bugün bunu yiyecektin? Sıcak geldi değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok incesiniz hepinize. Tek anne. Tek çok teşekkür ediyoruz. Sağ anne, olun. Anne yolları bir ablamı göster. Tamam göster. Üstünde ismimiz yazıyor de. Onu da söyle. Çok teşekkür ederiz. Ne diyeceğimi bilemedim. Yılbaşı öncesi böyle bir hediyeler gelince çok mutlu oldum. Bu 50-50 işleri, göz nuralı nuru ürünler. Ondan sonra da hediyemiz olan şu tavla çok çok mutlu etti bizi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bizi böyle çok mutlu ediyorsunuz bu hediyelerinizle. Bunları da böyle çocuklarımın yataklarının üstüne koyacağım. Evet. Videomuzun artık sonuna geldik. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden Perşembe. Ama daha yılbaşına var. Tabii daha yılbaşına var. Yarın Cuma, Cumartesi akşamı. Evet. Artık 2022 yılının son günü olacak. Olsun o zaman da kutlarız. Şimdi de kutlayalım. Evet. Şu ortam çok güzel. Ateşin başındayız. İnşallah yeni yılda her şey gönlünüzce olur. Hayallerinize, isteklerinize kavuşursunuz. Sadece hayaller değil, belki sağlık isteyenler vardır, problemleri olanlar vardır. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Güzel bir yıl olacağını düşünüyoruz. 2023, ben öyle hissediyorum. Nedense bir içimde böyle bir kıpırtı var yani. İnşallah, benim de bir kıpırtı var. İnşallah 2023... ülkemiz için, dünya için, insanlık için, tüm Allah'ın yarattığı canlılar için çok güzel bir yıl olacak eminim ki. Ve 2023'te yapılan tüm iyilikler, tüm güzellikler bence insanları daha da yüceltecek. Kötülükler insanları zorlayacak, kötü insanları zorlayacak bence ve onları da iyi olmaya yöneltecek inşallah. Bence de ya 2023 özellikle kendi ülkem için çok çok güzel şeyler istiyorum. Çok çok refah içinde olmayı, tüm dünyaya ismimizi, adımızı duyurmayı, kadınların, çocukların, yaşlıların, erkeklerin, bütün yaşayan bu ülkedeki bütün güzel insanların sağlık, mutluluk, huzur ve refah içerisinde olmasını diliyorum ve istiyorum. Şu anda en çok istediğim şey bu sene özellikle kendim hani ailem için tabii ki her zaman çok güzel şeyler istiyorum ama bu sene özellikle ülkem için çok çok güzel büyük dilekler tutuyorum. Evet. İnşallah çok güzel şeyler olur ülkemizde. 2023'te değişik bir girişimimiz olacak. Yani şu an %100 netleşmedi ama nedense böyle kafamda oluştu. Yeni bir girişimde bulunacağız. Bunu da sizlerle yeni yılda bakalım duruma göre paylaşacağız. Tahminlerinizi alabiliriz. Ne o? Benim haberim bildiğim bir şey mi? He? Benim bildiğim bir şey mi?
Yeni bir girişim yapacağız ya. Yani. O bahsettiğin şeyden. Evet. Hayırlısı olsun inşallah. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda muhtemelen yarın oluyor zaten. Yani yarın görüşürüz. 2022'de artık son görüşmüş oluruz. Sağlık, mutluluk, huzur hep sizinle olsun. Tüm hayalleriniz gerçek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.